Bir odadan bahsetmiş. 211 birim şöyle yazabiliriz zaten. Şöyle çizelim. Dikdörtgen şeklinde. Şurası 210, bu tarafta 300 birimmiş. Dikdörtgen şeklindeki oda kare şeklindeki fayanslarla döşenecekmiş. Buna göre fayansın bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olmuş? Şuraya yazayım ki seçeneklere de bakmamız gerekecek demek ki. Aşağıdakilerden demiş. Evet, şunları da açalım. Şimdi şu tarafa çiziyorum ben. Bizim odamız şöyle. Burası 210, şurası 300. Kare şeklinde olacak fayansımız. Şuraya bir kare fayans döşeyeceğiz. Tabii bunlar böyle devam edecek. Bu uzunluğu dolduracak. Şunlara da bir isim verelim. X karenin bir kenarı. Şunların hepsini dolduracağı için böyle boydan boya fayanslar. X'imiz 210'u bölmeli. Aynı şekilde bu kenarı da dolduracak fayanslar. Tam gelmesi için X'ler 300'ü de bölmeli. O halde biz X'i 210 ve 300'ü bölen sayılardan seçeceğiz. Yani bizim x'imiz, fayansımızın bir kenarı 210 ve 300'ü bölmeli. Tabii bunları bölen en büyük sayı OBEP olacak. OBEP'i üzerinden hareket edebiliriz. Bizim x'imiz OBEP ya da OBEP'i bölen bir sayı olacak. Şunların OBEP'ini hesaplarsak OBEP 210 virgül 300. Tabii yan yana yazıp çizgi çekip işlem yapmak mümkün. Bu şekilde yazdıktan sonra ikisini bölen bir sayı varsa asal olmak zorunda değil, onu dışarı alabilirsin. 10'a bölüyorum. 10'a bölüyorum 21 kalır. 10'a bölüyorum 30 kalır. Dışarı 10 yazacağım şöyle. Bu durumda ifade şuna eşit olacak. 10 çarpı OBEP 21,30. Şimdi bir daha bakacağız. İkisini bölen bir sayı var mı? 3 sayısı var. 3'e bölüyorum 7, 3'e bölüyorum 10. Bu 3'ü de dışarı yollayacağız. Dışarıdaki sayı 10 çarpı 3'ten 30'a dönüşecek. 30 çarpı OBEP 7,10. Artık şu ikisini aralarında asal ortak çarpan yok. Bunların OBEP'inin 1 olması demek. Buranın OBEP'i 1'dir. Yani bizim sayılarımızın OBEP'i aslında 30. Şimdi 30 olabilir. En çok 30 olur. Bir de 30'u bölebilen sayılar olabilir. 30 olabilir. 30'u bölen mesela 15 sayısı olabilir. 6 sayısı olabilir, 5 sayısı, 3 sayısı olabilir ama 20 olmaz. 20 olamaz. Zaten 20 olursa şu 210'u tam bölmüyorum.